2023'te trafik cezaları ciddi oranda zamlanıyor. Yeniden değerleme oranı ilk kez %100'ün üzerine çıkarak 122,9 oldu. 2023'te yememeye çalışacağız. Yoksa bu cezalarla, bu şeylerle yürümez. Yani öyle bir bu kadar %125 zam, %85 enflasyon, %125 zam. 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle geçerli olacak yeni trafik cezaları belli oldu. Buna göre 196 lirayla en düşük cezalardan olan hatalı park ve emniyet kemeri ihlalinin yeni yıl itibariyle cezası 436 liraya çıkacak. Trafik cezaları belli oldu 2023. Gördük mü? Görmedim. Henüz görmedim. Ben size şimdi hemen göstereceğim, tepkinizi merak ediyorum. Mesela hatalı park 196'dan 436'ya çıkıyor. Drift atmaksa en yüksek 9.125'den 20.000'e çıkıyor. Gerçekten çok fazla. Gerçekten çok fazla. Yani bu kadar da değil ya. Sizin hiç ceza yediğiniz herhangi bir ihlal oldu mu? Genelde şeyden hız sınırı ihlali. Bakalım bir hız sınırına %30'la %50 arasıysa 888'den 1979'a çıkıyor. Gerçekten çok fazla yani, inanılmaz. Allah yardımcımız olsun. Artış oranıyla birlikte 2022 yılında 427 lira olan kırmızı ışıkta geçme cezası 2023 yılında 951 lira olacak. Hız sınırını %30 %50'ye kadar aşmak 888 TL'den 1979 liraya, hız sınırını %50'den fazla aşmaksa 1823 liradan 4064 liraya yükseldi. Çok yüksek. Aşırı derecede yüksek yani. Maaşların kat kat üstü. %122 zam. Maaşlara bu kadar zam gelmedi. Alkollü araçla ilk yakalanmada 4064 lira, ikinci defa alkollü araç kullanmaktan yakalanma ise 2286 liradan 5096 liraya çıkacak. Birçok sürücünün uymadığı emniyet kemeri ihlaline de yüksek ceza geliyor. 2022 yılında 196 lira olan emniyet kemeri takmamak yapılan değerleme oranıyla 2023 yılında 436 liraya yükselecek. Sürücülerin birçok kez ceza yediği seyir halinde cep telefonu kullanma cezası 427 liradan 951 liraya kadar artış gösterecek. Alkol testine itiraz etmek 3836 liradan 8551 liraya, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve yasak olan yerde sollama yapmak 427 liradan 951 liraya yükseldi. Yetkisi dışında çakar veya siren kullananlara da ağır cezalar geliyor. 2022 yılında 1823 lira olan ceza tutarı 2023 yılında 4064 lira olacak. Maruz kalınan cezalardan bir tanesi de ehliyetsiz araç kullanmak. Yapılan yeniden değerleme oranı ile birlikte ehliyetsiz araç kullanmak 8090 liraya yükselecek. 2023 yılında belirlenen ceza tutarında en yüksek ceza uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak oldu. 2023 yılında bu suçtan ceza alanlar 20.977 lira ceza ödeyecek. Belirlenen yeni cezaların arasında en yüksek tutarlardan bir tanesi de drift atmak. 2022 yılında 9.125 lira olan ceza tutarı artışla birlikte 20.342 lira oldu. Cumhurbaşkanının bu rakamı düşürme yetkisi bulunuyor olsa da trafik cezalarına benzer bir indirim yapılamıyor. Çok yüksek yani bir ceza ama hak ediyoruz aslında yani. Niye biliyor musun? Emniyet kemeri takmıyoruz. Ondan sonra aşırı hız gidiyoruz. Ondan sonra lambalar diye bir şey yok. Yani hani yolda şey yapılmıyor mesela, hani yaya yolu kimse dinlemiyor aslında. Yani peki bu yüksek cezalar caydırıcı olur mu sizce? Siz artık emniyet kemeri takar mısınız mesela? Evet.